Evet, herkese merhaba. Uzun zamandır yapacağım bu gıdalarla alakalı videoyu şimdi ilk önce ben kendi köpeklerime yedirdiğim şekliyle size anlatacağım. Bunun akabinde de aslında evde daha kolay yapılabilecek başka bir şey yapacağım. Barf tarifi vereceğim. Ama önce ben nasıl besliyorum, ne yediriyorum onu size anlatayım. Şimdi hem sağlıklı hem de hijyenik olması açısından bu şekilde tüm tavukları alıyoruz. Yapacağımız kiloya göre değişiyor tabi. Bunların hepsini şimdi bu şekilde de ayırıyoruz. Oturup ondan sonra parçalara ayırıyoruz. Bu etlerin tamamını işte kullanıyoruz. Bunlar sadece parçalanmamızın sebebi tabii ki kıyma makinesinden geçirmemiz için şey yapıyoruz, parçalara ayırıyoruz. Tabii bunlarda ne oluyor? İşte böyle löp etler. Tabii siz bunları makinede çektirebilir misiniz, çektiremez misiniz? Tabii onu bilmiyorum. İmkanınız varsa çektirirsiniz. İmkanınız yoksa o zaman diğer videoda vereceğim barf tarifiyle beraber yaparsınız. Bu biraz daha böyle yani profesyonel şey bir imkan. Çünkü önemli olan burada kıyma makinesi. Kıyma makinesi bu tabii yarı profesyonel. Bu olmadan olmuyor arkadaşlar. Bunun için de biraz sonra hepsini kıyma şeklinde çevireceğiz. Şimdi ben bunların içerisine mama karıştırıyorum. Sizin kendi kullandığınız mamalardan da olabilir. Varsa dediğim gibi imkanınız varsa mama koyabilirsiniz. Mama koymamızın sebebi de ne kadar içerisindeki protein, işte yulaf vesaire maya onların şeylerinden faydalanmak istiyoruz. Koydukları minerallerden faydalanmak istiyoruz ve kakanın da biraz daha böyle güzel olması için mamayı kullanıyoruz. Mama kullanmadan çok hoş olmuyor. Yani kakalar çok kıvamlı gelmiyor ya da çok sert çıkıyor. Bu sefer de köpekler zorlanıyorlar. O yüzden içerisine bir miktar ya da daha, siz ne kadar da şey yaparsanız. Ben normalde kendi ölçüme göre o şeyleri ayarlıyorum. Mamaları koyuyorum. Birazdan şimdi bunları hepsini parçaladıktan sonra kıyma aşamasına geçeceğiz. Ondan sonra da paketleyeceğiz. Donduracağız ve o şekilde vereceğiz. Bu sadece alet ve edevatınız varsa çok güzel besleyici ve çok güçlü bir hale getirir. Özellikle yavrularda bunu kullanırsak inanılmaz bir büyüme şey yapabiliriz, alabiliriz. Şimdilik bu kadar. Biz bunları hazırlayalım. Kıyma aşamasına geldiğimiz zaman da tekrar bağlanırız. Arkadaşlar, şimdi bu dediğim gibi tüm tavuğu kullanmamızın sebebi özellikle hijyen ve etlerin tamamını kullanmak. Çünkü bir de son zamanlarda hijyenle alakalı problemler olduğu için çok fazla hani dokunulmasını istemiyorum. O yüzden tüm olarak alıyoruz. Tümü hazırlamak biraz zahmetli gibi görülebilir ama şimdi bir tane köpeğiniz için yani bir veya iki tavukla bunu yapabilirsiniz. Bunu nasıl yaparız diyecek olursanız işte onu da gösterelim ne yaptığımızı, nereden parçaladığımızı. Bunun amacı sadece güzelce parçalansın yani kıyma makinesine düzgün girsin diye. Bu yüzden ayıklıyoruz. Ha yok ben bunu yapamam. Ondan sonra uğraşamam. Makinem de yok derseniz o zaman size başka bir dediğim gibi tarifi vereceğim ama şimdi butları ve şuradaki göğüs etlerini falan tabii hepsini kullanacağız burada. Evet. Siz de bu şekilde aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Ama tabii bunun için olmazsa olmazımız tabii bir kıyma makinesi. Butları
Yani arkadaşlar sadece mamayla şey olmuyor. İyi bir bakım olmuyor. Mutlaka bu tip yani şu eti vermemiz lazım. Ha, siz kendi köpeğinize mesela alın bu şekilde verin, böyle de yesin, bu da olabilir. Her gün bunu yapabilirsiniz. Tabii bizde çok olduğu için ister istemez bunu biraz daha farklı yapmak zorundayız. Bulunduğunuz bölgede bu işleri yapan işletmeler var. Bunları alıp yapabilirsiniz. Kasabınızı tanıyorsanız kasabınızdan çektirebilirsiniz. Bunların içerisine de birazdan göstereceğim. Kullandığınız bir mamayı, hangi mama olursa olsun, onunla beraber karıştırıp birazdan göstereceğimiz gibi siz de yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi şu hale getirdik. Hepsini yani bu şekilde ayrıca ayırıyoruz. Ondan sonra birazdan da kıyma şekline getireceğiz. Ya. Şöyle yapalım bir dakika. O şey anlaşılmaz. Şuradan iki tane şeyi al. Şunu ayrılma. Oraya boş ver. Sen onları bir taraftan da devam et. Evet. Bir ses sesle konuşur. Devam edelim. Anladın. Evet. Parçaladığımız etleri makinemizden bu şekilde zaten çıkıyor. Kıyma oluyor güzelce. Şimdi kullandığımız mamayla da biraz sonra yine karıştıracağız iyice. Bunları bu şekilde. Sonra bir kez daha çekeceğiz. Dediğim gibi siz tek köpeğinize bunu yapacağınız için bunun içerisine yine şey koyabilirsiniz, toz vitaminlerden koyabilirsiniz. Bunda tabi veterinerlerde falan satılan toz vitaminler, eczanelerde satılan toz vitaminler olursa onları bu karışıma koyabilirsiniz. İsterseniz bunu yapabilirsiniz. İşte bunlar bu komple et. Tabi çekerken dikkat etmeniz lazım.